Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında birinci dereceden bir bilmeyen denklem konusunda test birle dersimize devam ediyoruz. Gençler bir sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak bir sorumuzla dersimize başlayalım. Burcunun kumbarasında bir miktar para vardır. Burcu kumbarasına 180 TL daha eklerse kumbarasında M TL para oluyor. Kumbarasından 60 TL alırsa kumbarasına M bölü 4 TL para kalıyor. Buna göre M değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar kumbarasındaki para miktarına x diyecek olursam, x lira para olsun. X'e eğer 180 lira eklersem, x artı 180 Neye eşit diyor? M'ye eşit. Şimdi kumarasındaki paradan yani x'ten 60 lira alırsa x eksi 60 da m bölü 4'e eşitmiş. Şimdi bakın x artı 80 eşit, x artı 180 m'ye eşit x eksi 60 da m bölü 4'e eşittir diyorum. Gençler bakın burada şöyle yapabiliriz. Şimdi bakın bu ikinci satırı ben şöyle eksiyle çarpacak olursam. Buradaki bütün sayıların hepsini eksiyle çarpıyorum. Bakın bu eksi oldu. Bu artı oldu. Bu da eksi oldu. Şimdi gençler buna ne diyoruz? Taraf tarafa toplama diyoruz. Şimdi bakın x ile eksi x'i topladığım x eksi x gitti. 180 60 daha 240. M'den de M ile de eksi M bölü 4 topluyorum. Yani M eksi m bölü 4 oldu diyorum. Şimdi gençler burada şu denklemi çözmek için gizli paydası 1 vardır diyorum. 4 ile genişletirsem 4m eksi m bölü 4 oldu. Bakın şöyle gizli paydası 1 var dersem 4m'den m'yi çıkardım 3m. Şurası 3m. 3m ile 1'i çarpıyorum 3m. Eşittir 240 çarpı 4 olur. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. M'yi yalnız bırakıyoruz. 3'ler gitti. 243'e bölüyorum 80. O M eşittir. 80 bölü 4. 8 kere 4 32. Bir de 0 eklerim. M'nin değeri 320 olur diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. İkinci soruya geçelim. Denklemin sağlayan x değeri kaçtır diye sordu. Gençler kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken mutlaka paydaları eşitliyoruz. Bakın 2 ve 3 ile genişletiyorum. 2 ile çarparsam 2x artı 20 bölü 6 eksi. 3 ile çarparsam 3x eksi 24 bölü 6 eşittir 8. Arkadaşlar bakın burada şu eksi şunu parantezli olarak düşünelim. Bu eksi içeri dağıtacağım arkadaşlar. Dikkat edelim. Aynen yazıyorum. Ortak payda da yazalım. 2x artı 20 eksi ile 3x çarparsam eksi 3x eksi ile eksi 24'ü çarpıyorum. Artı 24 eşittir 8. Şimdi 2x eksi 3x daha Eksi x yapar. 20, 24 daha artı. 44. Bölü 6 eşittir. Gençler yani şöyle 6 yazalım. Gizli paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi x artı 44. 6 kere 8 44. 6 kere 8 48. Şu 44'ümüzü güzel yazalım. Gençler buradan eksi x'i sağ tarafa 48 sol alırsam 44 eksi 48 eşittir x. Buradan eksi 4 eşittir x olur diyorum. Ve a şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir tel parçasının uzunluğu 15 cm'dir. Bu tel parçası 3 parçaya ayrılmıştır her bir parçanın uzunluğu santimetre olarak aşağıda verilmiştir. Buna göre en kısa parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Gerçekten bakın 3 tane parçamız var. O halde bunların toplamı 15 santimetreye eşittir diyorum. Hemen yazalım. x eksi 2 bölü 2 artı x artı 6 bölü 6 artı 2x eksi 3 bölü 3'ün toplamı 15 santimetreymiş. Şimdi paydamız arkadaşlar bakıyorum şöyle 6'da eşitleyebiliriz. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişleterek aynen yazıyorum. 3 ile x'i çarptım. 3 x eksi 3 kere 2 6 bölü 6 artı x artı 6 bölü 6 artı 2 ile çarparsam 4 x eksi 6 bölü 6 eşittir 15. Arkadaşlar paydalarımız ortak olduğuna göre direkt toplayabilirim. 3x, 1x daha 4x, 4x daha 8x. Eksi 6 artı 6'yı götürdü. Eksi 6 kaldı. Bölü 6 eşittir 15 diyorum. Şöyle gizli paydası 1 var dersem. İçler dışlar çarpımı yapalım. 8x eksi 6. 6 çarpı 15. 8 x eksi 6 6 kere 15 90 olur. Eksi 6'yı karşıya atarsam artı 6 16 8 x eşittir. 96 daha 96. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. X'in değeri 12 olur diyorum. Arkadaşlar bakın bizden X'in değerini istemiyor. Ne istiyor? En kısa parçanın uzunluğunu istiyor. Şurayı temizleyecek olursam Bakalım hangi parçamız daha kısa. Şimdi x yerine 12 yazacak olursam, 12 eksi 2 bölü 2, 10 bölü 2'den 5 santimetre. X artı 6 bölü 6'dan, 12 artı 6 bölü 6, 18 bölü 6, 3 santimetre. Buradan 2 çarpı 12 eksi 3 bölü 3. 24 eksi 3 bölü 3'ten 21 bölü 3'ten bu da 7 santimetre. Bizden en kısasını istemişti. Bakın en kısa olan 3 santimetredir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 4. soruya geçiyorum. Ahmet'in cebinde cebindeki 100 liranın tamamı ile Arkadaşlar bakın burada parası artmayacak. Önemli. 4 TL'lik ve 5 TL'lik kalemlerden alacaktır. Her iki kalemden de alacak olan, her iki kalemden almak zorunda alacak olan Ahmet en fazla kaç kalem satın alır diyor. Gençler kalem sayısının fazla olması için bakın ucuz olan kalemden daha fazla almam gerekir. Şimdi buradan x tane alsın. 5 liralık kalemlerde y tane alsın arkadaşlar. O halde ne olur? 4x 4 lira kalemler 4x lira verir. Artı y, y tane de arkadaşlar 5 liralık kalemlerden alır. 5y toplamı 100 olacak diyorum. Şimdi arkadaşlar örneğin ben x yerine yani 4 liralık kalemlerden 25 tane alacak olursam bakın 4 çarpı 20 zaten 100 yapar. O halde buraya ne kalır? 0 lira kalır. Bakın toplamı yine 100 oldu. Ama bu y tane yani 5 liralık kalemlerden almak zorundayız. O halde şöyle düşünüyorum. Örneğin 25 tane 4 liralık kalemlerden de 24 tane alsam Şimdi 4 kere 24 96 yapar. O halde 5 liralık kalemlere 4 lira kalır arkadaşlar. Yine toplamı 100 olur ama 4 liralık 4 liram arttığı için 5 liralık kalemlerden almamış olurum. O halde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 4 liralık kalemlerden arkadaşlar öyle bir kalem sayısı alacağım ki artan para 5'li tam bölünsün arkadaşlar. O halde şöyle düşünün bakın. 4 çarpı eğer 20 tane 4 liralık kalemlerden alırsam 80 lira yapar. Bakın 20 lira para artar. Bu 20 liraya da 5 liralık kalemlerden 4 tane alabiliriz. Bakın bu da 20 yaptı. Ve yine toplamı 100 lira yapar. O halde ne diyorum? 4 liralık kalemlerden 20 tane aldım. 5 liralık kalemlerden 4 tane alırsam toplam 100 lira yapar. O halde alabileceğim en fazla kalem sayısı toplamda 24 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya. Bir deponun 4'te 3'ü su ile doludur. Depodan 80 litre su alındığında deponun 3'te 2'si su doluyor arkadaşlar. Dolu oluyor. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır diyor. Şimdi arkadaşlar deponun tamamına x litre dersem. Şimdi x litrenin 4'te 3'ü şöyle düşünün arkadaşlar. X'i 4'e böleceğim ve 3 çarpacağım. Bunu düzgün olarak yazarsak 3 x bölü 4 olur diyorum. O halde 3x bölü 4 şu anda su var. 80 litre alırsam arkadaşlar almak demek buradan suyu azaltacağımız anlamına gelir. Ve içerisinde 2 bölü 3 x kalacak. Yani 2 x bölü 3 su kalır diyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle yapabilirim. Eksi 80'i buraya 2 x bölü 3 sol tarafa alırsam 3 x bölü 4 Eksi 2x bölü 3 eşittir 80 oldu. Paydaları işlemek için 3 ve 4 ile genişletelim. 3 ile 3 xi çarptım. 9x bölü 12. Eksi 8 kere 4 kere 2 8x bölü 12. Eşittir 8. Buradan 80 arkadaşlar pardon. Eksi 80 karşıya. 80 olarak geçti. 9 xten 8x'i çıkardım. x bölü 12 eşittir 80 ise gizli paydası 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 80 çarpı 12 8 12'yi çarptım 96 bir de 0 ekledim 960 litre olur tamamı diyoruz ve a şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar 6. soruya geçiyorum. Evet gençler altın soru gayet güzel bir soru. Lütfen anlayarak çözmeye çalışalım. Yeterli bir yükseklikten yere bırakılan bir top yere her çarpışında bırakıldığı yüksekliğin 3'te 1'i kadar yükselmektedir. Bu top bırakıldığı yerden itibaren 4 defa yere çarptığı ana kadar 212 cm yol aldığına göre kaç santimetre yükseklikten bırakılmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk bırakıldığı yüksekliğe x santimetre desem. Bakın birinci yükseklik birinci düştüğü yer x olsun. Şimdi x yeri düştü. Şimdi 3'te 1'i kadar yükselecek arkadaşlar. 1'in x'in 3'te 1 demek bunu 1 bölü 3 ile çarpacağımız anlamına gelir. Yani x bölü 3 kadar yükselecek. Şimdi düştük yükseldi arkadaşlar. Bu neyi? ikinci kez diye düşüneceğiz. Şimdi tekrar düşüyor arkadaşlar. Tekrar yükselecek. Bakın ikinci düşüş burada. Şimdi tekrar yükselecek. Şimdi x bölü 3'ün şu alt tarafta göstermek istiyorum. x bölü 3'ün 1 bölü 3'ü kadar yine. O halde düzenlersem x bölü 9 olacak. İkinci kez düştü. Üçüncü kez yukarı çıktığında arkadaşlar x bölü 9 oldu. Şimdi bu üçüncü kez yukarıda tekrar düştüğünü düşünürsen dördüncü kez yine x bölü 9'un 1 bölü 3'ü kadar yani x bölü 27. Peki arkadaşlar bakın burayı şu alt tarafı şimdi bir temizleyelim ve olayı anlamaya çalışalım. Şimdi gençler yukarıdan düştü yani x'ten düştü x kadar yol aldım. x'i yazdım. Artım. Şimdi düştüğü yerden arkadaşlar bakın. Şurası şu altta göstermek istiyormuş. Topumuz burada olsun. Yere düştü. Buraya geldi. 3'te bir kadar yükselsin. Bakın tekrar yere düşüyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar aynı yüksekliği iki defa alıyor. Şimdi tekrar geldik. Topumuz burada. Tekrar düştü. Bakın aynı yüksekliği arkadaşlar yine iki defa. Şunları şöyle yuvarlakla yapmayayım. Topla karışmasın gençler. 1, 2 defa. E aynı yüksekliği 1, 2 defa. Tekrar yükselecek. Top buraya gelecek. Bakın arkadaşlar ne olacak? 1, 2, 3. Yine aynı kez. Ve yukarı geleceğiz. 1, 2, 3, 4 kere yükselecek arkadaşlar. O halde ne diyorum bakın. 1 geldim. Düştüm x kere. 2 defa arkadaşlar düşüyorum. Geri aynı yükseklikte çıkıyorum. O halde x bölü 3'ü 2 katı kadar. O halde hemen ne yaparım? 2 çarpı x bölü 3 olur diyorum. Artı. x bölü 9'un arkadaşlar bunun da 2 defa 2 çarpı x bölü 9 artı bakın 2 defa da 2x bölü 27 kadar ne oldu arkadaşlar? Yukarı ve aşağı yol aldı diyoruz. Ve bunların toplamı 212 santimetre eşit olacak diyorum. Şimdi şurayı temizliyorum. Şimdi gençler bunları toplayabilmek için paydalarımızı eşitleyelim. Gizli paydası 1 var. Bakın ortak payda 27'de eşit diyebiliriz. Bunu 1 ile düşünüyorum. Şimdi ortak payda da yazmak istiyorum. Ortak paydamız 27 oldu. 27 ile x çarptım 27 x. Artı 2 x ile 9 çarpım 18 x. Artı 3 ile 2 x çarpım 6 x. Artı 1 ile 2 x çarpım 2 x. Bölü 27 eşittir 212. 27 18 daha arkadaşlar 45. 6, 8, 6 2 daha 8. 45 bunlar tabii ki x. 45x 8x daha 53x. Bölü 27 eşittir 212. Şöyle gizli paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. 53x eşittir. 212 çarpı 27. Buradan her iki tarafı 53'e bölersem gençler. 212'yi 53'e bölersem 4 olur. 1 olur. O halde x'in değeri 4 çarpı 27. 7 kere 4. 8, 28 elde var 2. 4 kere 2. 8. 2 daha 10. 108 cm olur diyorum. Evet 108 cm'yi C şıkkında arkadaşlar doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bir sayının 3'te 2'si aynı sayının yarısının 24 fazlasına eşittir. Buna göre sayı kaçtır? Gençler sayımız x olsun. O halde 3'te 2'si bakın x'i 3'e bölüyorum. 2 çarpıyorum. Ne oldu? 2 x bölü 3. E aynı sayının yarısı x'in yarısı x bölü 2'nin 24 fazlası. Ve bunlar birbirine eşittir diyorum. Buradan x bölü 2'yi gençler soru alırsam 2x bölü 3 eksi x bölü 2 eşittir 24'ten şöyle 2 ile ve 3 ile genişleterek paydalarımı eşitliyorum. 2 ile 2x'i çarptım. Şuradan yandan yazalım gençler. 4x bölü 6 3 ile çarpıyorum. 3x bölü 6 eşittir 24. 4x'den 3x çıkardım. x bölü 6 24'e eşitse gizli paydası 1 vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 6 çarpı 24 bu da 144 olur diyoruz. Evet D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 8. soruya baktığımızda mutlu parasının 9'da ikisini harcamıştır. Mutlu 20 TL daha harcarsa parasının yarısını harcamış olacaktır. Buna göre Mutlu'nun başlangıçta kaç TL'si vardır? Gençler başlangıçta x lirası olsun diyorum. Şimdi x'in 9'da 2'si x'i 9'a böldüm, 2 ile çarptım. Evet. 2x/9 yapar arkadaşlar. O halde ben bunu harcadığıma göre ne yaparım? x liradan 2x/9'u çıkartırım. Arkadaşlar ne yaptım? Başlangıçtaki paradan 2x bölü 9'unu harcadım. 20 lira daha harcarsam ne olur? Buradan 20 lira daha eksiltmem gerekir. Ve bu işlemin sonucu paramızın yarısına eşittir diyoruz. Yani x bölü 2'ye eşittir diyorum. Buradan gençler bakın bilinen sayılar bir tarafa şu eksi 20 sağ x bölü 2 sola alırsam x eksi 2x bölü 9 eksi x bölü 2 olarak geldiği eşittir 20 oldu. Şimdi paydalarımızı eşitleyelim arkadaşlar. 9 ve 2 var. O halde 18'e eşitlerim. 18 ile x'i çarpıyorum. Bakın şöyle ortak payda da yazalım gençler. 18. 18 ile x'i çarptım. 18 x. Eksi 2 kere 2 x 4 x. Eksi 9 x. eşittir 20 diyorum. 18 xten 4 x çıkardım. 14 x. 9 x daha çıkardım. 5 x. Şöyle 5 x bölü. 18 eşittir 20 diyorum. Gizli paydası 1 var dersem. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 x eşittir 20 çarpı 18. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 5'e ve 20'yi böldüm. 4. O halde x'in değeri 4 çarpı 18 72 olur diyorum. Demek ki başlangıçta 72 TL parası vardır diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler şöyle gösterelim. Devam edelim 9. soruya geçelim. Evet arkadaşlar Sinan'ın yaşı Ahmet'in yaşının 3'te 1'idir. 5 yıl sonra Ahmet'in yaşı Sinan'ın yaşının 2 katından 4 fazla olacağına göre Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? Gerçekten Sinan var. Bir de Ahmet var. Şimdi bakın ben arkadaşlar burada Ahmet'in yaşına x dersem 1 bölü 3 x ile 1 x bölü 3 ile falan uğraşacağım. Onun için şöyle diyorum. Sinan'ın yaşına x dersem Ahmet'in yaşı bunun 3 katı olur. Yani 3x olur. Bakın bu şekilde dersek kesirle uğraşmak zorunda kalmayız. Daha kolay olur. Sinan'ın yaşı bakın. Ahmet'in yaşı 3x olursa bunun 3'te 1'i Sinan'ın yaşı x olur diye düşünürsek daha pratik olur diyorum. Şimdi 5 yıl sonra gençler. Sinan x artı 5 yaşında olur. Ahmet de 3x artı 5 yaşında olur diyoruz. Şimdi 5 yıl sonra Ahmet'in yaşı Sinan'ın yaşının bakın Sinan'ın yaşı x artı 5'ti. 2 katı 2 çarpı olarak yazdım. 4 fazlası olacak diyor. Ve bu ikisi birbirine eşit olacak diyorum. Buradan 2 içeri dağıtalım. 2x artı 10 bölü 4, 10 artı 4 eşittir. 3x artı 5 2x 14 daha 14 yapar. Buradan 2x'i sağa 5'i sol alırsam 14'ün yanına eksi 5 geldi. 3x'in yanına da eksi 2x geldi. O halde x eşittir 9 oldu. Arkadaşlar bakın hemen 9 cevabına atlamıyorum. Biz x'i bulduk arkadaşlar. x kimdi? Bakın Sinan'dı. O halde Ahmet de 3x yaşındaydı. O halde 3 çarpı 9'dan Ahmet'in yaşı 27'dir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Bir deponun 3'te 1'i su doludur. Depoya 150 litre eklenince 4'te 1'i boş kalıyor. Buna göre deponun hacmi kaç litredir? Yani işte deponun hacmini x dersem Bakın şu 4'te 1 boş kalıyor arkadaşlar. 4'te 1'in boş kalması demek 4'te 3'ü dolu demektir. Şimdi denklemimizi kururken 4'te 3'ü kullanacağım arkadaşlar. Şimdi başlangıçta x'in 4 3'te 1'i şöyle biraz yukarıdan yazayım. 3'e böldüm 1 ile çarptım. Yani 1 x bölü 3 x bölü 3 demektir. 150 litre su ekliyorum. Artı 150 bu şekilde ekleyince 4'te 3'ü dolu olacak. O halde 3x bölü 4'e eşit olacak diyorum. Buradan arkadaşlar şöyle x bölü 3'ü sağ tarafa alırsam eksi x bölü 3 olarak geçer. Bakın paydalarımız 4 ve 3 ile genişleterek eşitleyelim. 150 eşittir. 9x bölü 12 eksi 4x bölü 12 buradan 150 eşittir. 9x'ten 4x çıkardım. 5x bölü 12. Gençler şöyle gizli paydası 1 var dersen. içler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir. 12 çarpı 150. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 150'yi 5'e böldüm. 30. O halde x'in değeri 12 çarpı 30'dan 360 litre olur diyoruz. Evet C şıkkında da doğru cevabı işaretliyorum. Evet arkadaşlar şöyle C'yi gösterelim. Devam edelim. 11. soruya geçelim. Milli Eğitim Bakanı LGS sorularının hazırlanması için 3 farklı ekip oluşturmuş ve her ekibe eşit sayıda öğretmen görevlendirmiştir. Birinci ekibin dörtte biri, ikinci ekibin altıda biri, üçüncü ekibin üçte ikisi bayan öğretmendir. Bayan öğretmen sayısı 39 olduğuna göre her ekipte toplam kaç öğretmen görevlendirilmiştir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar her ekibi x tane öğretmen görevlendirilirsin. 1. ekibin 4'te 1 yani x'in 4'te 1'i x 4 olur diyorum. 6'da 1'i 2. ekibi x kadardı. x bölü 6 olur. Bu da 2x bölü 3 olur diyorum. Ve bunların toplamı 39'a eşit olacak x bölü 4 artı x bölü 6 artı 2x bölü 3 toplamları 39 olacak diyoruz. Şimdi baktığım zaman 4, 6 ve 3, 12 de eşitlenir. 3 ile 2 ile ve 4 de genişliyorum. 3x ortak paydamız 12 olarak yazalım. Artı 2x artı 8x eşittir 39. 8, 10, 13 x bölü 12 eşittir 39 diyorum. Şöyle gizli paydası 1 var dersem 13 x eşittir 39 çarpı 12 bakın çarpmayın arkadaşlar çünkü 13 ile direkt sadeleşecek sayımız var. 39'u 13'e böldüm. 3 kaldı. 1 kaldı. O halde x eşittir. 3 çarpı 12. 30. 6. Şimdi arkadaşlar x neydi? Her bir ekipteki eleman sayısıydı. Öğretmen sayısıydı. Bakın benden arkadaşlar dikkat edelim. Her ekipte toplam kaç öğretmen vardır diyor. Bütün ekiplerin arkadaşlar tüm ekiplerdeki toplam öğretmeni sormuyor. Ekipteki toplam öğretmeni sorduğu için D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Eğer arkadaşlar bizden toplam öğretmen sayısını isteseydi 3 ekip olduğu için 3 ile 36'yı çarparak 108 öğretmen vardır diyecektim. Evet devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. Bir tahta parçası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Eğer 8 eş parçaya ayrılsa idi her parça 3 cm daha kısa olacaktı. Buna göre tahta 12 eş parçaya ayrılırsa ayrılsa idi bir parça kaç santimetre olurdu? Şimdi arkadaşlar Tahtanın uzunluğuna x dersem. 6 parçaya ayrılması demek x'i 6'ya böleceğimiz anlamına gelir. 8 parçaya ayrılınca x bölü 8 olur. Şimdi 6 parçaya ayrılınca 8 parçaya ayrılmasından 3 santimetre daha uzun. O halde x bölü 6 x bölü 8'den 3 santimetre uzunsa ikisinin arasındaki fark 3'tür diyorum. Buradan payda eşitleyecek olursam 4 ve 3 ile genişletelim. 4x ortak paydamız 24 oldu. Eksi 3x bölü 24 eşittir. 3 diyelim. 4x'ten 3x'i çıkardım. x bölü 24 eşittir. 3. Gizli paydası 1 var dersem x eşittir. 24 çarpı 3'ten 72 santimetredir diyoruz. Şimdi 12 parçaya ayrılmasını istedi. O 72'yi 12'ye bölersem 6 parça pardon 6 santimetre olur. Bir parçanın uzunluğu diyorum. 6 santimetre yani B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. 13. soruya geçiyorum. bir miktar paranın yarısını sevde, 5'te birini Eylül almıştır. Sevdenin aldığı para Eylül'ün aldığı paradan 90 TL fazla olduğuna göre Eylül'ün aldığı para kaç TL'dir? Gerçekte sevdenin aldığı para Eylül'ün aldığı paradan 90 lira fazla olması aradaki farkın 90 lira olduğu anlamına gelir. Para miktarını x dersem yarısı x bölü 2 olur. x'in 5'te biri x bölü 5'tir diyorum. Bakın bunu sevde aldım. Bunu Eylül aldım. Arkadaşlar sevdenin aldığı para Eylül'ün aldığı paradan 90 lira fazladır diyor. O halde bakın x bölü 2 eksi x bölü 5 eşittir. 90 denklemini çözelim. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletiyorum. 5x bölü 10 eksi 2x bölü 10 eşittir 90 ise 5x'ten 2x çıkardım. 3x bölü 10 eşittir 90. Buradan şöyle gizli paydası 1 var dersem 3x eşittir 90 çarpı 19 900 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 300'dür. Arkadaşlar bakın 300'e hemen atlamıyoruz. Benden Eylül'ün aldığı para istedi. Eylül bunun 5'te 1'ini almıştı. O halde 300'ü 5'e bölersem veya 1 bölü 5'te çarparsak 60 TL almıştır. Eylül diyoruz ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. 14. soruya geçelim. Evet gençler. 14. soruya baktığımız zaman bir geziye katılanların 5'te 3'ünden 40 lira geriye kalanlardan 30 lira toplamışlardır. Şimdi gençler geziye x kişi katılırsa 5'te 3'ü 3x bölü 5 olur. Bunun tam geriye kalan kişi sayısı da bakın tamam 5x gibi düşünürsek 2x bölü 5 olur arkadaşlar. Yani 5'te ikisi de 5'te 2x gibi 2x bölü 5 gibi bir sayı olur katılan sayısı. Bunlardan 30 lira aldı. Geziye katılanların toplam katılanlardan toplam 7200 TL toplandığına göre bu geziye kaç kişi katılmıştır? Yani x'in değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar 3x bölü 5 kişiden 40 lira alması demek 3x bölü 5 çarpı 40 lira yapar toplam para. Artın 2x bölü 5'ten 2x bölü 5 kişiden 30'ar lira para topluyor. Bunu da 30'a çarparsam toplam para 7200'e eşit olacak diyoruz. Gençler bakın çarpma işlemlerinde şu sayılarımı sadeleştirebilirim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 8. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 6. Düzenlersem 3x çarpı 8 24x artı 2x çarpı 6 12x eşittir 7200 24 12 daha 36x eşittir 7200'den her iki tarafı 36'ya bölersem 72-36'ya böldüm. 2. 2'de 0 var. 200. Evet. Gezi'ye katılan kişi sayısı 200 kişidir diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. 15. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen sayı işlem oyununda satırların sağında ve sütunların altında yer alan sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki sayıların toplamıdır. Buna göre A kaçtır diye sordum. Gençler öncelikle bakın şu birden başlasın. A'yı bulmak istiyorum. Küçük A'yım. Şimdi 3 bölü 4 artı 2A bölü 3 artı A neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Buradan arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bakın paydalarımızı eşitleyelim. Gizli paydası 1 var. Bunu 3 ile 4 ile ve 12 ile genişletirsem 9 bölü 12 artı 8a bölü 12 artı 12a bölü 12 eşittir 1 diyorum. Buradan arkadaşlar ortak paydamız belli. Bakın buradan şöyle yapalım. 8a 12a daha 20a yapar. 9 artı 20a Bölü 12 eşittir 1'den. Gizli paydası 1 var desem işler dışlar çarpım yapalım. 9 artı 20A eşittir 12. 9'u karşıya eksi 9 olarak attım. 20A eşittir 3. Buradan her iki tarafı 20'ye bölersem A'nın değeri 3 bölü 20'dir. A'yı 3 bölü 20 olarak bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın D'yi direkt bulabilirim buradan. 3 bölü 20 ile D'yi topluyorum bakın. Eşittir eksi 2. Şimdi 3 bölü 20'yi karşıya atacak olursam eksi 3 bölü 20. Burada D kaldı. Şöyle gizli paydası 1 var dersek 20 ile genişletelim gençler. Şu D'yi biraz aşağıya yazayım. Eksi 40 bölü 20 hatta şöyle ortak payda da yazabilirim. Eksi 3 bölü 20. Bu da eksi 43 bölü 20 olur diyoruz. D'nin değerim, Eksi 43 bölü 20 olarak bulmuş olduğum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir de B'yi elde edelim. Bakın B'yi bulmam lazım. 3 bölü 4 ile. Şöyle biraz küçük yazayım arkadaşlar. 3 bölü 4 artı b eşittir eksi 1. Buradan 3 bölü 4'ü karşıya atıyorum. Eksi 3 bölü 4. Şöyle gizli paydası 1 var dersek 4 ile genişletelim. Bakın b burada yalnız kalmıştı. b eşittir. Eksi 4 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Buradan eksi 7 bölü 4 olur. b'nin değeri. Şimdi arkadaşlar a için bakın bir de c'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi C bölü 3'ü bulsak da yeter gençler. A'yı öğrenmiştim. 2A bölü 3 Şuradan yazıyorum. 2A bölü 3 artı C bölü 3 eşittir 0 olacak diyorum. A'nın değeri arkadaşlar 3 bölü 20 idi. Şimdi 2A bölü 3 de 2 çarpı A yerine arkadaşlar ne yazıyorum? 3 bölü 20 yazıyorum. Bölü 3 artı c bölü 3 eşittir 0. Bakın burayı düzenlersem arkadaşlar 2 kere 3 6 yapar. 6 bölü 20 şu kenarda göstereyim arkadaşlar. Tekrar sileceğim. 6 bölü 20 bölü 3. Şimdi birinci kesirimi aynen yazarsam 6 bölü 20. ikinci ters çevirerek çarpıyorum. 1 bölü 3. Şöyle sadeleştirecek olursak 2 bölü 20 olur. Bakın şuradan gelecek işlem 2 bölü 20'dir artı c bölü 3 diyorum. Eşittir 0 ise gençler bakın bana c bölü 3 yetiyor. O halde direkt 20 bölü 3'ü karşı yatıyorum. Eksi, eksi 2 bölü 20 oluyor. Pardon eksi 2 bölü 20 atıyorum. Eksi 2 bölü 20 oluyor. C bölü 3'ün değeri. Eksi 2 bölü 20 olarak kullanacağız diyorum. Evet arkadaşlar. C bölü 3'ü eksi 2 bölü 20 olarak kullanabilirim. Şimdi şu arkadaşlar kalemin rengini değiştirelim ve alt taraftan şu sol tarafı kullanayım. Şimdi A'yı bulabilmek için B'nin değeri eksi 7 bölü 4 artı C bölü 3 yerine arkadaşlar direkt eksi 20 bölü eksi 2 bölü 20 yazıyorum. Şöyle artıları ve parantezleri yazalım. D'nin değeri de eksi 43 bölü 20. Şimdi paydamızı eşitlemek için bunu 5 ile genişletirsem eksi 35 bölü A eşittir diyorum. Ortak paydamız 20 olacak. Eksi 35 bölü 20. Eksi 2 ve eksi 43. Şimdi eksi 35. 2 daha arkadaşlar eksi 37. 43 daha eksi 80 bölü 20 oldu. Eksi 80'i 20'ye bölecek olursak da eksi 4 olur işlemimizin sonucu diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.